<laughs> Şimdi aslında Mario ile beraber Show radyodaki programımızda o kadar eğlendik ki çünkü Mario evet. edebiyata da çok hakim. Dolayısıyla edebiyat skandallarından Aa, evet. e konuştuk. Aslında hem ülkemizde var, hem e dünyada edebiyat skandalları var. Bunlardan bir tanesini seyircilerimize tamam. e anlatmanı istiyorum bizim e Fransızlar. Fransızlar. Ee, şimdi bir tanesi çok ilginç, ee, Claude Simon adında bir yazar var. Bu yazar 1985 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Yani bu artık tamam yazarlı onaylanmış falan filan diyeceğiz, en azından teorik olarak. Ee, ondan sonra Claude Simon 2005 yılında ölüyor. Öldükten sonra Claude Simon'a hayran olan bir başka yazar, Serge Vol, bir muziplik yapıyor. Ve Claude Simon'un Saray adında kitabının ilk 30 sayfasını tape ediyor bilgisayarda ve bunu yeni bir roman olarak yayın evlerine gönderiyor. Ve 19 yayın evi kitabı reddediyor. Ee, bu da bana en ilginç edebiyat skandallarından biri olarak gelir. Bir tanesi de e, yine Fransızlarla ilgili. E, André Gide adında tabii çok önemli bir yazar var. Özür dilerim. Ee, siz anlattığınız zaman tabii ki burada evet. çok değerli üniversiteliler var. Evet, evet. Hem Özyeğin Üniversitesi'nden gelenler hem de e, çok entelektüel gençler, evet, harikulade evet, gençler, evet. Radyo Boğaziçi'nden gelen gençler var ve farklı yaşlardan seyircilerimiz var ne dikkatinizi çekti? Buradaki seyircimiz ilk defa bir yazardan çok ilginç bir edebiyat skandalı dinliyorlar ve hakikaten çok ciddi sessizce dinliyorlar fakat hiçbir tepki vermiyorlar farkındasınız. Çünkü bu Türkiye'de olmayan bir şey. Evet. Olmuyor. Yani acaba başka bir ülkede anlatsaydık ne olurdu? Bence de aynı şey olurdu. Çünkü aslında edebiyat o kadar heyecanlı bir şey ki ve düşünün evet, ki evet. bir e, Nobel edebiyat ödülü almış bir adamın romanını birisi daktiloya çekip tekrar 19 tane yayınevine gönderiyor ve Nobel Ödüllü yazar 19 yayın evi tarafından reddediliyor yeterli bulunmuyor kabiliyetsiz olarak görülüyor bu korkunç bir edebiyat skandalı Peki Ben tıklı de anlattım yine aynı bakışlar gerçek <laughs> Halbuki yani şöyle bir şey şöyle bir şey olması şöyle bir şey olması işte bu belki de bazı insanların hayatı böyle. Ama bir diğer hayatta neydi o ünlü modelimiz Demet Şener'in basketçi şeyi söyle bana. Bak bunları biliyorsunuz. İşte bunları öğrendikçe beyninizden bir tane Nobel yazar atılıyor. Çünkü beynin belli bir kapasitesi var. Ben mesela aklımda tutamıyorum. Bir tek kızın aklı kı, kızı aklımda tutuyorum. Çünkü adamı da söylersen bana ne o İbrahim Kutlay pat 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 Ondan sonra onu da bana söylersen benden bir tane Nobelli yazar gidiyor. Ya da çok sevdiğim bir gitarist gidiyor. Bunlar ayrılıyorlar. O yasak koymuş. Nafakayı ayın birinde değil de 15'inde ödemiş. Bunu bir de Cengizlerin programını seyrettiğim için böyle oluyor. Bunların hepsini öğreniyorum. Benden bir gitarist gidiyor, bir Nobelli yazar gidiyor. Ondan sonra çok önemli bir ressam gidiyor. Hepsi gidiyor. Halbuki mesela biraz önce anlattığımız şeyin cevabı şu değil. Yapma ya, deme be, değil mi? Çok ee, Andrejit değil de bizim öbür bak şimdi İbrahim Kutluay yüzünden öbürünü unuttum bizim şeyi. <laughs> Alay yine Fransa'daki ay olayı. Ay şey şey söyle. Neydi onlar Romengari. Evet, Emile Jarre, Emile Mesela çok acayip bir hikaye bu. Ama bunu mesela ben bunu yani hakikaten şey gibi Demet Şener kadar aklımda tutamıyorum ya. <laughs> Niye böyle oluyor? Onu <laughs> anladım. Anladım. ne olur. Emi anlatayım. Emile Jarre, Anlatayım. Şimdi e, bu anlatacağım olayı ben yaşadım. Çünkü ...çok yakın bir tarihte oldu. Ya, tamam yani yakın bir tarih derken... ...bana göre yakın bir tarih. 1975'te oldu yani. <gülüyor> 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 tamam. Tamam, tamam. Yani sizin için milattan önce. Kabul ediyorum. Tamam. Hayır doğmamışlar. Doğmamışlar. Şimdi milattan önce. Yani evet. yok öyle bir şey. Peki. Neyse. Yontma taş devri. <laughs> 1975'te... ...Fransa'da bir roman çıkıyor. Ee, genç bir yazar... ...Emir Ajar adında... Ve birdenbire yani her yazarın hayal edebileceği gerçekleşiyor Emir Aca'nın adına. Ve e, kitap bestseller listelerini alt üst ediyor. Ve o günün en önemli, o günün değil yani Fransa'nın en önemli edebiyat ödülünü kazanıyor. Goncourt Edebiyat Ödülü. Şimdi bu ödülün bir özelliği var. Hayatta sadece bir kere alabiliyorsunuz. Ne yazarsanız yazın bir kere alabiliyorsunuz bunu. Peki kitaba verildiği halde daha sonra bu arada Emirajlar görünüyor yani böyle etli canlı bir adam olarak görünüyor o günün e, şeyine beğenisine uygun bir adam olarak görünüyor bu adam başka romanlarda yazıyor ve toplamda altı roman yazıyor bütün bunlar olup biterken bir başka yazar Roman Gary çok önemli bir Fransız yazar. Çok çok önemli bir yazar ve çok iyi bir yazar. Bütün olanı, biteni böyle adeta e, gülümseyerek seyrediyor. Ve işte Romain Gary 70 küsur yaşında çok ağır bir bunalım sonucunda intihar ediyor. Ve bir intihar mektubu bırakıyor. Ve o zaman görülüyor ki aslında bu romanların tümünün yazarı Romain Ay numara yapıyorsunuz. numara yapıyorlar. <laughs> Hadi. <Evet>. numara yapıyorsunuz. <gülüyor> Hakikaten mi? Hakikaten. <gülüyor> Müthiş. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten şu, şu çok heyecanlı değil mi? Yani e, tabii ki burada üniversiteler var. E, yani mesela bu bana korkunç geliyor. Yani hani şey oldu ya. Ee, oğlanla kız birbirine aşıktı. Bir sabah evden sesler geldi. Ee, birbirlerini mi dövmüşler? Oğlan onu mu dövmüş? Kız bunu mu dövmüş? Sonra mahkemelere gittiler filan. Bunların birinin bakışı filan güzeldi. Sonra bir şeyler oldu. Hatırladınız mı? Kim onlar? Sakın kıpırdamayın. Aynen böyle. Hatırlamayın abi. Hatırlamayın. Hatırlamamak çok daha iyi. Çünkü bunlar yani şöhretler arasında olan nahoş şeylerdense başka skandallar çok daha önemli. Yani hakikaten bu acayip evet. bir hikaye. Çok ve ünlü bir yazar, Nobel'lidir o da. E hayır o Nobel'li değil mi? Değil galiba. Emin değilim. Emin olamadım ama bildiğim kadarıyla değil. Ama e, Aa, yanılıyor ben, da olabilir. Ben de yanılıyor olabilir. Ama, yanılıyor olabilirim ama ama, ama Roman Geri çok ünlü bir yazar. Ama şöyle bir şey ama var. Ama Emil Ajar çıkıyor ve ortalığı birbirine katıyor. katıyor. Roman Geri intihar ediyor. Roman Geri'nin Emil Ajar olduğu ortaya, ortaya çıkıyor. çıkıyor. Yani şu gibi ee, yani Yılmaz Morgül'ün aslında İbrahim Kutluay olması gibi. <laughs> yani Yılmaz Morgül bir anda Yılmaz Morgül e, ya ya da şu. Ya, hayır şimdi aman intihar filan var isimleri geçirmeyelim. Mesela e, nasıl olabilir? Mesela ben intihar ediyorum ve ortaya çıkıyor ki Beyaz Töz benmiş. Hı? Evet. Bunun ya bu kadar korkunç bir skandal oluyor ve, ve... ve ilginç olanı ne biliyor Hı. musunuz? İlginç olanı şu. Neden bunu yaptığını da açıklıyor Roman Gary. Diyor ha. ki neden? Çünkü diyor benim kitaplarım çok seviliyordu. Eleştirmenler çok büyük bir saygı duyuyordu. Sonra birdenbire hepsi ağız birliği etmişçesine Roman Gary artık bitti. Artık hiçbir şey yazamıyor. Bundan sonra hiçbir şey yazmasa daha iyi olur. Hiçbir şey yayınlamasa daha iyi olur. Demeye başlamışlardı ve diyor ki Romigari okumadıklarını biliyordum, okumadıklarını bildiğim halde bu eleştirileri yapıyorlardı ve ben bu yüzden bunu yaptım diyor. Yani kendimi sıfırlamak istedim ve yeni bir yazar olarak çıkmak istedim. Hatta bir de şunu söylüyor diyor ki Emir Aşar'ın yazdığı romanları kendi romanlarımdan cümleler bile koydum anlasınlar diye. Aa, aa. Ve evet. hiç kimse anlamadı. Peki. <laughs> bu da ilginç bu. Peki. Da yani. ee, bizde de yok <laughs> değil yani. Sadece dünyadan evet. edebiyat örnekleri vermiyoruz. Örneğin Zülfü Livaneli'nin 2013 yılında yayınlanan ve 500 binin üzerinde satan "Kardeşimin Hikayesi" adlı romanı başka bir isim ve yazarla tekrar piyasaya çıkıyor. Nurşen Karayanız adında Kıyamet Çiçeği adıyla kitap başka bir yayın evinden çıkıyor. Bu durumu Doğan Kitabı'nın editörlerinden Tanıl Yaşar gittiği bir kitapçıda yeni yazarların kitaplarını karıştırırken fark ediyor. Oyuncu ve yazar, bakınız daha yakın. Başak Sayan, Azra Koyen'in Fi adlı kitabının kendi yazdığı Bağlanma Korkusu isimli kitabından aşırma olduğunu iddia ediyor. Azra Cohen Başak Sayan'a 1,5 milyon Türk liralık tazminat davası açıyor. Hakimden bilgisayarının incelenmesini talep eden Cohen'in isteği kabul ediliyor. Başak Sayan kitabını 2010 yılında yazarak 2011 yılında yayınlıyor. Azra Cohen ise 2013 yılında yayınlıyor. Olay Mayıs 2018'de gerçekleşiyor. Peki sonuçta ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Ben de. devam <laughs> ediyor galiba. Hala yargı süreci devam ediyor. Hakikaten ilginç. Yani aslında... Ben Cengizlere de bak, bunu söylemeliyim. Hakikaten bizde böyle şeyler olmalı. Yani biraz böyle skandallara da ne diyorsun Karolin? Aslında bu e, sanat dünyasında da oluyor. Bayağı bir aşırma oluyor. Farklı şekilde e, yurt dışında çıkan bir şeyi birazcık değiştiriyorlar ya da aynen koyuyorlar kitap kapağı yapıyorlar. Sanırım Elif Şafak'ın bir kitabı aynen kapak e, kullanılmıştı. Evet. Ya da e, bazense bu sanat olarak oluyor. Mesela Orjin Dumont Kurben'in resmi. E, bilirsiniz. Hı -hı. Onu mesela defalarca üzerine bir şey ekliyorlar, tekrar sergiliyorlar. O orada bir o resme re selam çakmak oluyor. Ya ha, da ha, duşanın ha. E, pisuarı da ha, defalarca ha, evet. farklı türde ekleniyor. Ama işlendi. o biraz ama orada o biraz, başka bir durum o başka zaten. Bir şey var. Ekleniyor. şey, evet. orada selam çakmak. Şey Pekala. <laughs>